Değerli birisin bizimle birlikte. Şık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman'a hoş geldiniz. Merhabalar Reyhan Hocam Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Tabii çatlaklar yükselmeye başladı ama buna geçmeden önce şunu bir konuşalım. Tam olarak neyi amaçlıyor bu anlaşma? 21. yüzyılın gerçekten en büyük ticari anlaşması demek doğru olur mu? İçeriğinde neler var? Sizden dinleyelim. Evet, aslında biraz evvelki VTR çok bilgilendiriciydi. Aslında belki de şu açıdan başlamak lazım. Biliyorsunuz son özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ticaretinde önemli bir gelişme, hızlanma oldu. Globalleşme yolunda önemli adımlar atıldı. Gerçi dünya ticareti sadece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir olgu değil. Yani yaklaşık belki birkaç yüzyıllık bir geçmişe sahip. Bu ticaretin içerisinde bir zamanlar büyük oyuncular arasında biliyorsunuz Osmanlılar da yer alıyordu. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda dünya ticareti eskiden beri var ama bilhassa 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni kurulan düzende globalleşmeye gidilen yolda da özellikle uluslararası ticaretin arttırılması, serbestleştirilmesi ve uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusunda önemli adımlar atıldı. Tabii bu arada yapılan birçok anlaşma, ülkeler arası, paktlar arası anlaşma ve Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Organization aslında bu işin ana eksenini oluşturdu. Sizin söylediğiniz ifade tamamen doğru. Çünkü eğer sonuçlandırılırsa Transatlantik Anlaşması kısaca hakikaten son dönemlerin en kapsamlı anlaşması olacak. Çünkü 800 milyon insanı ilgilendiriyor. Kabaca 300 milyon Amerika'da, 500 milyon Avrupa'da olmak üzere. Ve dolayısıyla aslında bazılarına göre sadece bir gümrük tarifesi veya tarife dışı engellerin kaldırılmasının ötesinde bir ortak pazar yaratma, bir ortak duruş yaratma inancını ve amacını ortaya koyuyor. Tabii biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin tek pazarı yaratmasında dahi birçok problem ortaya çıkmıştı. Bu bir günden diğerine hemen olacak bir unsur değil. Özellikle enteresan bir başka noktayı da vurgulamak lazım. Tam dünya ticareti serbestleşirken sermayenin, insan gücünün, malların serbest dolaşımı konusundaki engeller kaldırılıyor derken bir serbestleşme ve liberalleşme varken birdenbire biliyorsunuz son 15-20 yıl içerisinde daha farklı bir görünüm ortaya çıktı. Adeta bir kapanma, bir izolasyon. Mesela Amerika'nın NAFTA ile yaptığı, Kuzey Amerika ve güneyindeki yani Kanada ve güneyde Meksika ve diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalar gibi böyle daha mevzi, daha lokal, daha... Neden peki bu hani içine kapanma gerçekleşiyor? Bu enteresan bir şey. Aslında bazı iktisatçılar bunu doğal bir unsur olarak kabul ediyorlar. Yani büyümede de mesela sürekli bir büyümeyi göremiyorsunuz. Bir büyüme trendinden sonra bir duraklama ve geriye doğru gitme olabiliyor. Bunu belki bir doğal gelişme olarak kabul etmek lazım. Ticaret tarihinde dünya perspektifinde bakılırsa aslında böyle çok dönemler olmuş. Yükselen dönemler olmuş, aşağı giden dönemler olmuş ama enteresan bir alegoriyle cevap vereyim. Siyaset biliminde de öyle. Tam demokrasi gelişecek, insan hakları daha da iyileşecek, dünyada savaş nosyonu ortadan kalkacak, barış yaygın olacak derken birdenbire göçmen kriziyle, savaşlarıyla, sıkıntılarıyla, insanlık dramlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef. Yani tam teknolojiyle gelişeceğiz, her türlü problem halledilecek derken biraz sonra transatlantik meselesinde de konuşacağımız, evet, bu anlaşma konusunda da konuşacağımız yepyeni problemler ortaya çıkıyor. Teknoloji özgürleştirecek derken teknoloji bağımlı kılıyor gibi. Dolayısıyla böyle bir aslında belki bir karma felsefesine de uyan enteresan bir yapılanma içindeyiz. Şimdi tabii bizim burada bakmaya çalıştığımız şey şu. Çok kapsamlı bir çalışma. Burada aslında iki ayrı dünya, iki ayrı ekol karşı karşıya geliyorlar. Hemen işin başında onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Avrupa Birliği, biz genelde buna pek önem vermeyiz veya hatırlamak istemeyiz ama Reyhan, siz de biliyorsunuz Avrupa Birliği genelde sosyalizan, sosyal refah devletine, devlet ağırlığına, hatta sosyalist yaklaşımlara ağırlık veren bir yapıdadır. Evet. Bunu hemen her alanda görmek mümkündür.
demokratik yaklaşımlarından tutun da sağlık hizmetlerinin sunumuna kadar bunu görebilirsiniz. Aynı şeyi biliyorsunuz rekabetin düzenlenmesi konusunda da görüyorlar. Tabii özellikle büyük bir iletişim veya bilişim devinin son günlerde Avrupa Birliği Rekabet Düzenleme Komitesi'nden aldığı uyarılardan sonra İrlanda temelli karşı karşıya kaldığı büyük cezadan önce de Amerika'nın bütün büyük devleri, dünyanın en büyük bilişim şirketi dahil olmak üzere, Bill Gates tarafından kurulan şirket dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde rahat, özgür ve pazar hakimiyeti sağlayan operasyonlarını sürdürürken Avrupa Birliği'nde adeta çelikten bir duvara çarpmışlardı. Evet. Avrupalılar uluslararası şirketlere karşı, kapitalizme karşı biraz daha mesafeli duruyorlar. Evet. Burada zaten biraz sonra onu da söyleyeceğiz. Evet. Burada o endişeler ön plana çıkıyor. Ki bunun ne kadarı yerli, ne kadarı tabii yersiz, ne kadarı acaba evham Avrupa cephesinden baktığımız zaman? Bazılarına göre dünya ticaretinin önümüzdeki 25-30 yılını şekillendirme güç ve imkanlarına sahip anlaşmanın aslında biraz sonra ayrıntılı örnekleriyle de belki zenginleştireceğimiz böyle bir yönü de var. Belki de tam VTR öncesinde de o genel duruşu konuşuyorduk. Müsaade ederseniz bir iki cümleyle onu biraz daha altını kalın çizgilerle çizeyim. Avrupalılar daha ziyade büyük şirket ve kapitalist yaklaşımların karşısında insan ve sosyal güvenlik ve sosyal refah devletini öne çıkartırlar. Hal böyle olunca Avrupa'nın bu Amerika ile gerçekleştirmek arifesinde olduğu veya işte son 2-3 yıldır sürdürdüğü görüşmelerde en önemli unsurlardan bir tanesi çok uluslu şirketlerin, bu MNC denilen şirketlerin acaba yeni bir oyunu veya manipülatif bir zorlamasıyla karşı karşıya mıyız? Biliyorsunuz modern anlamda çevrenin ve tüketicinin korunması hem sosyal pazarlamanın hem sosyal Avrupa ekonomisinin temel unsurlarındandır. Amerikalılar diyorlar ki bunlar sonuna kadar eyvallah, bunlara tamam. Tabii bir parantez açalım. Avrupalılar Amerikalıların Kyoto çevre koruma anlaşmasındaki ikircikli tutumunu, örneğin biliyorsunuz Amerika'daki soğutma endüstrisinin baskısı dolayısıyla 20-25 yıl bu buzdolaplarında ve diğer klimalarda kullanılan bir çevre zararlı unsurun kullanılmaması, yasaklanması konusunda Amerika imza koymadı. 20 yıl boyunca buna direndi. Bu temel unsurlardan biriydi ama bunun gibi çok unsur var. Ve şu temel imajla devam ediyorlar ki Amerika şirketlerin yönettiği bir entitedir, topluluktur. Dolayısıyla aslında biz Amerika ile değil şirketlerle muhatap oluyoruz. Halbuki Avrupa'nın o demokrasinin beşiği, Avrupa'nın her şeyin en iyisine layık tüketicisini yalnız başına bırakmamamız lazım. Ne demektir bu? Çevre ve tüketicinin korunması konusunda standartların da Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlaması demektir. Öte taraftan Amerika da diyor ki bir dakika, çevre ve tüketici korumasına tamam ama peki yatırımcıya ne olacak? Yatırımcıyı da birinin koruması lazım. Biliyorsunuz hep biz yatırımcı unuturuz. Hep böyle tüketici haklarından bahsederiz. Peki örneğin yatırımcının da para kazanma veya haksızlığa uğradığı bir anda buna karşı çıkma hakkı yok mu? Ticaretin serbestleşmesi, yatırımın aktarılabilmesi, biraz evvel VTR'de söylenilen milyarlarca dolarlık karşılıklı kazançların elde edilebilmesi, refah düzeyinin yükselebilmesi ki anlaşmaların temeli bu bakımından nasıl bir güvence olacak? Orada da o hukuki burada da işte, süreç. Aynen öyle, hukuki süreç. Eleştirilen başlıklardan aynen biri. Öyle. Çünkü devletlerle eşdeğer bir unsur gündeme geliyor. Ve bakın burada da tabii Avrupalıların önünde bir takım örnekler var. Mesela bir İsveç firması. Almanya biliyorsunuz nükleer bu tesisler konusunda bir geri adım attı. Neredeyse nükleer enerjiyi hani kapatıyorlar vesaire. Almanya'yı 4.7 milyar euro tazminatla mahkemeye taşıdı, arbitraj mahkemesine nükleer enerji rafa kaldırdığı için, çünkü bu İsveçli nükleer firma yatırımlardan zarara uğradığını düşünüyor. Uluslararası bir Amerikan tütün firması Avustralya hükümetini sigara paketleri üzerinde marka yasaklama ve daha kuvvetli uyarı şeyleri koyarak cirosunu engellemek konusunda tazminat davası açtı. Şimdi bütün unsurlar çoğalabilir. Tabii uluslararası arbitrasyon ve uluslararası mahkeme hakları konusu var. Avrupa Birliği İtiraf edelim, bürokratlar çok daha tutucu, kontrolün elinde olmasını istiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tek söz sahibi olmasını istiyorlar. Ve Reyhan, arka planda şu var, Avrupalılar şunu diyorlar, demokrasiyi biz biliriz,
Siz bilmezsiniz. Amerika'daki demokrasi değil, Amerika'daki büyük şirketlerin idare tarzıdır. Halbuki gerçek demokrasi buradadır. Şimdi burada bir parantez açalım. Ben sosyal bilimci değilim. Şöyle diyelim, sosyal bilimciyim de siyaset bilimcisi değilim. Dolayısıyla uzmanlığım işletme ekonomi. Dolayısıyla orada haddimi bilirim ama şunu da söylemekte fayda var. Özellikle 15 Temmuz hadisesinden sonra Avrupa Birliği'nin demokratik tavırlar sergilediğini iddia ederek ortaya koyduğu demokrasi anlayışı buysa, o zaman hakikaten orada rezervleri de koymak lazım. Yani demokrasinin ne olup olmadığını anlamak veya demokratik tavırın ne olup olmadığını tanımlamak herhalde sadece Avrupalıların tek elinde veya onların şeyinde yetkisinde değildir. Dolayısıyla burada bir görüşme sürecinde, bir pazarlık sürecinde Amerikan perspektifine de nasıl Türkiye'nin perspektifine önem vereceğiz, ona da önem vermekte fayda var. Tabii burada standartlar söz konusu olunca böyle enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Bu Haziran 2013 Haziran'dan itibaren enteresan bir şey. Bu şeylerin pazarlıkların yürütülmesinde tabii bir gizlilik esası var. Evet, şeffaf olmadığı şeffaf olmadığını söylüyorlar. Ama tabii bu netice itibariyle ticarette biliyorsunuz bilgi gizleyemezsiniz. Asimetrik bilgi yasaktır. Yani asimetrik bilgi nedir? Örneğin ikimiz de yatırım yapacağız borsada. Siz bir bilgiyi biliyorsunuz bir şirketle ilgili, benden saklıyorsunuz. Bu asimetrik bilgidir. Herkesin bildiği simetrik bilgidir. İkimiz de o şirket hakkındaki o bilgiyi biliyorsak ondan sonra yapacağımız yatırımlar spekülasyon olabilir ama manipülasyon olmayabilir. Dolayısıyla burada asimetrik bilgiyi ortadan kaldırmak lazım. Serbest rekabetin tamamıyla eş rekabetin sadece hikaye kitaplarına yaraşır bir durum olduğunu biliyoruz ama haksız rekabeti engelleyecek, haksız rekabeti doğuracak unsurların ortadan kaldırılması ve rekabette eşitliğin sağlanması konusunda çaba sarf edilmesi lazım. Peki sizce görüşülüyor mu? Yani böyle bir çaba var mı? Şimdi burada tabii kapalılık, sonuçlar ortaya çıkmadan haksız bir asimetrik bilgiye dayalı bir menfaat sağlamamak bakımından doğru bir yaklaşım. Ama burada bir parça örokratlar ve bürokratlar, yani Amerikalı bürokratlar ve Avrupalı bürokratlar, örokratlar biraz işi abarttılar. Nitekim biliyorsunuz en son Greenpeace, şimdi notlarıma bakıyorum, en son Temmuz'da. Sızdırdı, evet. Temmuz'da biliyorsunuz bir şey sızdırdı bu çevre konularıyla ilgili olarak. Şimdi tabii burada enteresan bir nokta. Çok önemli bir şey var. Programdan önce de sizle konuşuyorduk. Siz de bu konularda her iki dünyaya da yakın bir duruş sergilersiniz. Tecrübeleriniz var, orada da yaşadınız biliyorsunuz. Şimdi Avrupalılar precautionary principle dediğimiz önleyici prensip yaparlar. Evet. Mesela Avrupa'daki tüketici koruma ve standartlar en ilerisidir. Diyor ki %100 emin olmadan bir şey uygulama. Tamam. Amerikalılar ise aftercare dediğimiz, bilimsel olarak bir delil yoksa bırak ürün çıksın, sonra bir sıkıntı olursa tekrar geriye çağırırız. Şimdi mesele buradan kaynaklanıyor. İlerleyen dakikalarda bunun birkaç artık sembolleşmiş örneğini vereceğim. Tavuktan otomobil farına kadar neler gündeme geliyor? İsterseniz onları konuşalım. Evet, o örneklere bakacağız ama öncelikle bir Fransa-Almanya'dan resmi açıklamalar var. Tabii. Onlar da önemli. Almanya ve Fransa'daki resmi açıklamalar var. Bir de o 12 ülke var ki onlar da müzakerelerin devam etmesini istiyor. Evet. Yani siyasi ve ekonomik bağ koparmak istemeyen 12 evet, ülke. Evet, biraz evvel VTR'de gayet güzel bir özet gördük gene. Özellikle SPD, Merkel'in ortağı. Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ekonomi Bakanı Gabriel, evet, çok ağır ifadeler kullandı. Hiçbir ilerleme yok dedi. Tabii Haziran 2013'ten itibaren 14 ayrı oturum yapıldı. 27 alan veya biliyorsunuz bahis var. Hani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortaklık görüşmelerinden bu bahis konusuna biliyorsunuz açığız. Ona göre hiçbir ilerleme yok diyor ama Merkel görüşmelere devam etmemiz gerekir. Hele Brexit sonrası bir birlik içinde olduğumuzu ve bu iradenin bizde olduğunu göstermemiz gerekir diyor. Bir gerçek var. Avrupa Birliği'nin içi karışık. Avrupa Birliği büyüme, dengeli büyüme, demokratik prensiplere sahip çıkma konusunda sıkıntıları olduğunu en son 15 Temmuz'daki Türkiye hadisesi karşısında takındığı ikircikli ve çifte standartlı tutumla da ortaya koydu. Bugün Avrupa Birliği herhalde en son bu Türkiye olayıyla da bir asit testtir. Türkiye öyle bir ülkedir ki çok kritik zamanlarda çok ağırlıklı rol oynar. Gene bir açıdan Avrupa Birliği'nin demokratik ideallere veya demokrasi anlayışına test olabilecek en büyük örneği sunmuştur Türkiye. O açıdan düşünüldüğünde aslında Avrupalı arkadaşlarımızın, dostlarımızın, meslektaşlarımızın böyle afaki unsurları bir tarafa bırakıp şu soruya cevap vermesi lazım.
Tamam, demokrasiyi kurdunuz vesaire sizin olsun, önemli değil. Orada da tabii sıkıntılar var, hep konuşulur. Çünkü biliyorsunuz bu Yunanistan meselesinde de hep Yunanistan bunu kullanır. Bizzat Almanlar onun öyle olmadığını ispata çalışırlarsa bakacakları yer gene Anadolu'dur. Her şeyin çıktığı nokta olarak medeniyetin. Ama netice olarak şunu söyleyeyim. Yani Avrupa Birliği bundan sonra dünyadaki ticaretin gelişiminde söz sahibi olacak mı, olmayacak mı? Bakın Asya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri sadece Avrupa ile konuşmuyor ki. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Trans-Pasifik Anlaşması yapıyor. Ne yapıyor? Çin'le, Japonya'yla, 10 tane Pasifik ülkesiyle. Önümüzde 2035'e kadar projeksiyon Asya ülkelerinin yükseleceği ve dünya ticaretinde belirleyici rolün Asya ülkeleri olacağı. Peki Avrupa Birliği burada nerede olacak? Nerede yer alacak? Genişleme politikalarında tökezleyen, gene bence bugün Avrupa Birliği'ne gelmesinin en önemli işaret fişeği ve her şeyi değiştiren Kıbrıs Rum kesiminin üyeliğe kabulüdür. Tabii Türkiye'den bir akademisyen veya bir vatandaş olarak bunu gündeme getirdiğimizde herkes şöyle der. Tabii sizin özel ilişkileriniz var vesaire, hani özel bir durumunuz var. Hayır. Bu Kıbrıs'ta olabilir, başka bir yerde olabilirdi. Avrupa Birliği ilk defa Kıbrıs Rum kesimini oraya kabul etmek suretiyle daha iç problemleri çözülmemiş, demokratik yapıya sahip olmayan problemli bir ülkeyi bütün prensiplerine aleyhinde kabul etti. Ve bunu Türkiye'ye karşı bir manivel olarak kullanmaya çalıştı. İşte ondan sonra her şey çorap söküğü gibi geldi. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Amerika'nın bir oyun planı var. Peki Avrupa Birliği'nin oyun planı nedir? Tamam, Avrupa Birliği'nin çevre, tüketimin korunması, standartlar konusundaki duyarlılığına güveniyoruz. Elbette Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsun olmasın, elbette biz de Avrupa Birliği'nin örneğin geliştirdiği özellikle tüketici korumayla ilgili ileri standartları alacağız. Başımızın üstünde yeri var. Endüstriyel standartları alacağız. Tabii. Kalite kontrol standartlarını alacağız. Buna hiçbir itirazımız olamaz. Yargılama süreçlerinden demokratik proseslere kadar birçok şeyi benchmarking, kıyaslama unsuru olarak kullanacağız. Bunların hepsine eyvallah. Ama şunu unutmayalım. Bu iş böyle efendim işte tavukları dezenfekte ederken Amerikalılar klor kullanırlar. Bunu biz kullanmayacağız. Ya da biz bir metrekareye maksimum 9 tane tavuğun bulunmasını yetiştiricilikte, evet, kabul ederiz. Amerika'da 23 tane tavuk mümkündür. Dolayısıyla haksız rekabet var gibi değerlendirmelerle ortaya çıkmaları bu ana resmi kaybetmelerine, evet, sebep oluyor. Son bir söz bu noktada. Brexit'le zayıflayan, İngiltere'yi kaybeden Avrupa Birliği aslında Amerika karşısında bu görece zaafının farkında olmalı. Amerika şunu söylüyor. Sen İngiltere'yi, evet, kaybettin. Şimdi bana sunacağın nedir? Çünkü bu bir görüşme. Yani şimdi düşününüz, Avrupa Birliği'nin içindeki çok önemli bir partner ayrılıyor. Peki karşılıklı ne verilecek? Dolayısıyla çok Avrupa Birliği bir ekonomiye sahip. Aynen öyle. Bir ekonomi, hatırlarsanız sizle daha evvel, evet, yaptığımız birçok değerlendirmede de Brexit beklenmeyen bir gelişmeydi. Bu Avrupa Birliği'ni zayıflatmıştır. Evet. Zayıflatacaktır. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde Avrupa Birliği'nin genel resmi gözden uzak zaten tutmaması lazım. Zaten çok sorun var Avrupa Birliği'nde ve varoluş krizi de bunlardan biri. Bratislava zirvesi de bugün gerçekleşiyor. O da önemli. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker hafta içinde yaptığı açıklamada İngiltere'nin ayrılma kararının ardından Avrupa Birliği'nin bir varoluş krizi yaşadığını söyledi. Bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'da toplanan Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri işte bu varoluş krizinden çıkış yolu arıyor. Ancak üye ülkelerin uzlaşamadıkları başlıklar uzlaşılabilen konulara göre hayli fazla. Evet, varoluş krizi diyoruz, ekonomik kriz ve pek çok boyutlu bir krizden bahsediyoruz Avrupa Birliği dediğimiz zaman ve şimdi de tabii ki bu anlaşma çerçevesinde neler olacak bunu konuşmaya devam, evet, edeceğiz. Şimdi herhalde hedef sene sonuna kadar bunu bitirmek, tamamlayabilmek. Nitekim birinci VTR'de de Michael Froman'ın, Amerikan temsilcisinin Obama tarafından atanmıştır. Bunu gayet açık ve net olarak söylediğini şahit olduk. Kendisi diyor ki özellikle gümrük vergilerinin elimine edilmesi, ortadan kaldırılmasında %97 oranında mesafe aldık. Buna şimdiye kadar karşı bir eleştiri gelmedi. Demek ki teknik bakımdan doğru bir unsur. Sadece %3'lük bir unsur kaldı. Ama tabii burada tarife dışı engeller artı biraz evvel söylediğimiz uluslararası arbitrasyon, hukuk, şirketlerin devletleri dava edebilmeleri, aynı düzeyde olabilmeleri. Bir de tabii netice itibariyle bakıldığında bazı uygulamaları Amerika'da
kaynaklanan, Amerika'dan neşet eden mesela generically modified products dediğimiz jenerik olarak geniyle evet. oynanmış, öyle mi diyoruz? Geniyle oynanmış, genetiğiyle oynanmış tohumların, gıda maddelerinin veya Avrupa'da kullanılması yasak gübre ve katkı maddeleriyle üretilmiş ürünlerin piyasaya girmesi. Nitekim enteresandır. Mesela baktığınız zaman bu açıdan düşünüldüğünde Avrupa Birliği aslında bir karşı atakla, onu da vurgulamakta fayda var. Nisan sonunda 17 tane genetik oynanmış diyelim. Evet. O konuda tabii tam terimleri hakim değilim. Dikkatli de kullanmak istiyorum. Genetiği oynanmış veya genetiği zenginleştirmiş, o da hangisini kullanırsanız ona taraftar veya aleyhte gibi gözüküyorsunuz. Evet. Ne tür bir tanım kullanmaya çalışıyorum, o bakımdan kusura bakmayın. Satılmasına izin verdi. Aslında bu bir karşılıklı, adı üstünde bir görüşme ve pazarlığın evet. bir göstergesiydi. Ama öte taraftan da işte demin kesilen cezalar veya bilişim devlerine konulan engeller gibi. Evet. Bunların hepsini bir aslında bilinmezlik oluşturuyor. Ya bunları takip edeceğiz ama bir yandan da hani bu siyasi boyutunu da bir yandan ele almak gerekiyor aslında. Hani bu varoluş krizi derken Avrupa Birliği'nin işte geleceğini tartışıyoruz. Brexit olayı gerçekleşti ve bir yandan da iç siyasetlerde de ki Almanya, Fransa'da seçime gidecekler. Şimdi Bratislava zirvesinde hani bazı kararlar alınması bekleniyor ki uzlaşılamayan Tabii. konular da var. Diyelim ki aldılar. Bu sefer önümüzdeki sene bir yönetim değişikliği olursa Almanya ve Fransa'da bunların uygulanması da tartışılacak. Tabii. Öyle değil mi? Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de biliyorsunuz. Orada Kasım'da evet, gelen bir seçim Kasım. Var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda biraz evvel söylediğimiz yürüttüğü Pasifik Anlaşması ki dikkat edin Amerika bir tarafta Atlantik, bir tarafta Pasifik, evet. bütün dünya ticaretindeki kontrolünü gevşetmek bir tarafa daha da arttırmak istiyor. Orada mesela hem Mrs. Clinton hem de Bay Trump kesin ve açık muhalefetlerini ortaya koydular. Ve Obama da dün itibariyle Türkiye saatiyle birkaç saat evvel, belki 5-6 saat evet. evvel gayet açık ve net olarak bir görüşmede TPP'ye devam edeceğiz. Pasifik Anlaşması'na devam edeceğiz dedi. Bir dipnot olarak da Transatlantik Anlaşması'nın da devam ettiğinden bahsetti. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. Demin söylediğiniz bu işin bir tarafıyla tekniktir. Yani örokratlar, bürokratlar, teknisyenler bir araya gelirler, çalışırlar. Bu gümrük tarifeleri, standartlar vesaire bunlar çok ayrıntılı işler. Bunlara muhtaçız. Ama her şeyin tepesinde siyaset vardır. Bakın demin ben Avrupa Birliği'nin genişleme politikasındaki aksaklıkları eleştirel bir duruşla değerlendirirken şunu vurguladım. Politikasızlığın kurbanı oldular. Yoksa iş bürokratlara bırakılırsa, örokratlara bırakılırsa sonucun hani başı kesik tavuk gibi her tarafa koşabilirsiniz. Dolayısıyla elbette bakın sonuç şudur. Avrupa Birliği bundan sonra dünya ticaretinin şekillendirilmesinde var olmak istiyor mu? Kendine nasıl bir vizyon öngörüyor? Çok vitesli mi olacak? Çok katmanlı mı olacak? Türkiye'ye karşı nasıl bir politika izleyecek? Üçüncü ülkeler bundan üçüncü ülkeler nasıl yararlanacak? Sadece Türkiye değil, pek çok gelişen ülkeler var. Öyle. İsviçre var, Çin var. Aynen öyle. Kurucu babaların, Avrupa Birliği'nin kurucu evet. babalarının değerlerinde ne kadar ilerlemiş? Biz kendi kendimizi sorguluyoruz. Cumhuriyet değerlerimizi sorguluyoruz, evet. gelişmelerimizi sorguluyoruz. Bütün bunları sorguluyoruz. Amerikalılar sorguluyor. Avrupalılar bundan eskilerin deyimiyle münezzeh veya uzakta değildir. İşin öte tarafında tabii pratik noktalar da var. Bakmayın bu kadar bağırıp çağrıldığına. Özellikle Almanya'da biliyorsunuz KOBİ'ler çok önemli. Küçük orta boy evet. işletmeler. Biraz evvel hani Gabriel'in çok açık tabii iç politika yönelik SPD'nin tavrılarını söyledik ama standartların kolaylaştırılması bir yapılan araştırmaya göre Alman mühendislik firmalarının %30 maliyet düşüşüyle ödüllendirilmeleri olacak. Çünkü bunlar daha basitleştirilirse, ortak evet. hale getirilirse ek testler, sertifikalar ve bunlar değerlendirmeler için gerek kalmayacak. Hı. Dolayısıyla çok daha iyi olacak. Günümüzde mesela bir mühendislik şirketi, Alman mühendislik şirketi örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir ticari faaliyete girmek istese ilk önce eyaletler bazında tescil olmalı. Bunların masrafları evet. var vesaire. Bunlar kalkacak. Dolayısıyla işin bu tür şeyleri de var. Evet. Ama şunu da vurgulayalım. Bakın inçle santim
kilo ile pound. Hepsi birbirinden farklı. Bütün bunlar son bir şeyle şey yapmakta o kadar enteresan şeyler var ki bunlarla teknokratlar uğraşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz şeyler etiketler, mahreç etiketleri gömleklerin yakalarında, ortalarında Avrupa'da ise yan dikişinde olabiliyor. Bu, evet, bile, bu bile üzerinde çalışılması, evet, gereken bir ticaret unsuru.